çıktığını, kadro sattığını, iktidar nimetlerinden yararlanmayı alışkanlık edinmiş bu örgütün kendisine aksi takdirde seçmeyeceğini söylüyordum. Tartışmalarımıza karşın SHP-CHP birleşmesinden sonra birlikte milletvekili olarak görev yaptığımız dönemde de daha sonraki yıllarda da ilişkilerimizin iyi olarak sürdüğünü ifade edebilirim. Ben Aydın Güven Gürkan'ın siyasi değerlendirmelerinden ve siyasi tahlillerinden çok etkilenmişimdir. Bir gün nasılsın hocam, ne var ne yok dedim, nasıl olsun dedi. Kendimi bir göçmen gibi hissediyorum parlamentoda dedi. 2-2 daha 4 etmiyor birleşmelerde. Çünkü birleşmeyle beraber bir yenileşme, bir kararlılık, bir ilkeli siyaset, bir yenilenme ortaya koymanız gerekir. Yani içerikte yenilenme, programda yenilenme, örgütsel yapıda yenilenme, insanlarla, halkla ilişkilerde, etkileşimde yenilenme. Gürkan bunun üzerinde çok durmuştu. Ama bunlar yapılmadı. Amaçlanan biçimde hem de parti yapısını dönüştürecek ilkeleri de içeren bir yapıda anlaşma söz konusu olsaydı bugünkü sonuçlar doğmayacaktı. Bugünkü mevcut, tutucu, kapanık, kendi içinde yetinen bir siyaset değildi hocamın istediği. Sosyal ekonomik sorunlar var, gelir bölüşümdeki adaletsizlik var, işte Kürt sorunu gibi çok önemli sorunlar var, işsizlik var. Bunlara çözüm bulacaksınız. Bu parti yapılarıyla, anlayışıyla bu gitmez. Görüşü kesin olarak hakimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuna çok üzülüyordu. Diyebilirim ki bu hayatındaki en büyük siyasi ızdırap oldu. Partide hiçbir yenilenme çabasını görmeyince umudunu iyice yitirdi. Yani sosyal demokrasiden, halktan, insanlardan umudunu hiç yitirmedi ama partiden umudunu yitirdi. Parti meclisinden istifa ediyor ve diyor ki ben bu yolda sizinle artık bu ilkesizliklerle devam edemiyorum, devam edemeyeceğim. Niçin peki statükoya karar verdik? Çünkü korkuyoruz. Çünkü sorunları zamanında çözmediğimiz için çözemeyeceğimizden korkuyoruz. Statüko aslında değişme gücünü, yenileşme gücünü, sorunlarını alt etmek gücünü yitirmiş toplumların ve örgütlerin vereceği bir karardır. Bugün çıkan statüko kararı sorunları aşamayacağımız yolunda bir yargının kafamızda oluşmuş olmasının sonucudur. Çok kötü. Siyasal partiler ve siyasetle çözülecektir her şey. Ama bu profesyonellere bırakılmayacak kadar önemlidir. Partimi geri istiyorum. İstediği parti nedir diyordu. İnsan haklarına saygılı, demokrasiyi işleten, sosyal devlet ilkesini savunan. Bu partisini istiyor. Siyaset sadece siyasetçilerle tartışarak bu işi çözemez. Siyasetin yani parti siyasetinin dışında olan bütün toplum kesimleri, üniversiteler, bilgi üretenler, düşünce üretenler, herkes bu sürece katılmalıdır. Ne getirdiği, ne götürdüğü çok iyi düşünülmeli. Artık bu işe bir son verilmelidir. Bir parti delegasyonu var. Bunun adına parti içi demokrasi deniyor. O demokrasi, o delege yapısı 1000 kişi bir genel başkan seçiyor. O genel başkan bu delege sistemiyle bir çeşit sembiyotik ilişkiye giriyor. Yani bulunduğu yerde delege yazmak, üye yazmak. Sonuçta siyasette liderin seçtiği delege, delegenin seçtiği lider, liderin seçtiği milletvekili, milletvekilinin emireri delege haline geldi. Partiden ayrıldı. Bizlerse daha sonra ayrıldık. 2001'de ayrıldık. En azından umduk ki 99 seçimlerinden sonra bir süre sonra bu tartışmalar başlar, bir yenileme sürecine gireriz. Bu olmadı. Üç kırıklıklarını ve başarılarını birlikte yaşadığım CHP'nin ve SHP'nin kadrolarıyla yollarımızın ayrılmış olmasından içten bir üzüntü duyuyorum. Siyaset, yargıyı da, iç güvenliği de politize etmiş, onları yetmezlikler içine itmiştir. Siyaset diye yapılan çoğu zaman basit taşlamalar düzeyinin ötesine geçememektedir. Parti böyle topyekün bir tartışma bu konuda başlatmadı ve maalesef arkasından 99 seçimleri geldi. Orada da barajın altında kalındı.
bir televizyon programına katılmıştım. Konuk konuşuyor, sorular soruluyor. Sonra o konukla ilgili bir oylama yaptırılıyor. Ne kadar güvenilir buldunuz, ne kadar doğru buldunuz diye. Ve ilk kez o programda bir kişi %90'ın üzerine çıktı. Bu Aydın Güven Gürkan'dı. Ben Aydın'la tanışmadan tam tamına bir 15 gün önce bir gün televizyonda siyasileri dinliyordum. Eğer bir gün karşılaşırsam kendisine artık hesap soracağım dedim. Yani siz neredesiniz ve ne yapıyorsunuz diye. Ve bu bir seziydi herhalde. Bundan 15 gün sonra Bodrum'da hiç beklenmedik bir şekilde. Böyle çok sade bir, mütevazi bir kır kahvesinde karşılaştık. İlk karşılaşmamız öyle oldu. Ve kendisine bunu hatırlattım. Dedim ki 15 gün önce sizi ekranda bir siyasi dinlerken, bir CHP'liyi dinlerken sizi hatırladım ve ilk karşılaştığımda size bu soruyu soracaktım. Neredesiniz? Kağıttan kaplan bunlar bana, inanın. Hiçbir temsil güçleri yok. Çünkü ne üyelikleri sağlam, ne inançları sağlam. Sadece bir gelenekten güç alıyorlar. Bir oligarşik yapıdan, bir çaresizlikten güç alıyorlar. Ona dayanarak da hiçbir şey yapmadan, hiç kimseye danışmadan, hiç kimseyi adam yerine koymadan bu kaba tekel gücünü sömürerek bizi yönetmeye kalkıyorlar ve yönetemiyorlar. Bana siyasetçiler çok uzak gelirlerdi. Hep çok eleştirdiğim, yargıladığım insanlardı. Hep yani ne dünyanın ne Türkiye'nin siyasetini hiçbir zaman beğenmiyordum. Hep muhaliftim her şeye. Hiç aklıma gelmemişti ki bir siyasetçiyle bir gün hayatımı birleştirebileceğim. Bütün değer yargılarımı, bütün ön yargılarımı bir alt üst etti. Tekrar bir oluşum ortaya çıksın diye bir ufak uğraşma dönemi geçirdim ben. O zaman Gürkan'la da konuştum ve beni destekledi. Yardımcı olacağını söyledi. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu söyledi. O çocuksu coşkusunu hep devam ettiriyordu. Hepimiz heyecanlandık ve bizler doğrusu onun o oluşumun önünü çekmesi için Aydın Güven Gürkan'ı tercih ediyorduk. Ben bu arada gidip Murat Bey'le görüştüm. İstiyordu ki bir an önce bir hareket oluşsun, bir şeyler yapılsın. Doğrusu özveriye de hazırdık. Biz böyle kapsamlı, içerikli, farklı bir çalışmayı öngörürken Gürkan'ın öncülüğünde birden 4 parti kuruldu. Tabii bu kafaları çok karıştırıyor. Çünkü bir taraftan seçimler yaklaşıyordu, 2002 seçimleri. Hızla herkes parti kurmaya çalıştı. Birden bir de biz çıkıyoruz biçimde bir olay çıktı ortaya. Belki kendi açısından hadi desek de bir ortaya çıkacak şey yoktu o anda. Sonuçta hareket etmedi bir türlü. Biz de doğrusu birazcık düş kırıklığına uğradık. Parti kurmamız tek başına bir çözüm değildir. Şu şartlar oluştuğu zaman evet bir hareket başlamalıdır, bir rüzgar esmelidir ve bu partileşmelidir. Çok toplantılar yaptık ama küskünlük taşıyordu. İşte göçmen, ilk başta söylediğim lafa geliyorum, kendimi göçmen hissediyorum diyordu. O göçmen hissinden kendini kurtaramadı. Aydın Hoca'nın siyaset yapma anlayışı çok farklıydı hepimizden. Başlangıçta ben de bunu çok zor anladım. Belki çağdaş dünyanın diye ayırt etmek lazım. Yeniden yükselen değerlerini işaret eden bir ses, bir soluktu. Siyasi değerler itibariyle taraftı ama olguları görmek bakımından son derece objektifti. Türkiye'de bu çok zor bir iştir. Ama siyaset biliyorsunuz iki türlü yapılıyor. Bir yürekle, bilinçle yapılıyor. Bir de kafa kolla yapılıyor. Şimdi kafa kol yöntemiyle zaten bir yer insan milletvekili oluyor, bakan oluyor, hatta başbakan oluyor. Çünkü bu siyaset kültürü başka lider sultasıyla açıklanan, ele geçirenlerin zapturapt altına aldığı bir örgütlenme olarak devam ediyor. Akışkanlık, yeni insanların gelmesi, üçüncü insanların da dolması, başka düşüncelerin dolmasına izin vermeyen bir siyaset kültürü var. Aydın Bey bunu çözecekti. Rahmetli Gürkan'ı şimdi sevgiyle, özlemle anıyorum. Aydın Güven Gürkan'ın o kadar da iyi politika yapmış olması bence bir mucizedir. Aslında onların bu özellikle solun birliği anlamında 85-87, işte 90'lı yıllara kadar koyduğu başarıyı
Daha sonra Ecevitler, Deniz Baykallar başaramadılar. Özgürlük ve demokrasi unutuldu. En çok kimin tarafından unutuldu? Sosyal demokrat cephede unutuldu. Bakıyorum Gürkan'ın bütün konuşmalarında ve yazılarında hep özgürlük ve demokrasi. Yani cumhuriyeti özgürlük ve demokrasiyle taçlandırma gereği. Ve ben yani aktif bir siyasetçiyle değil, siyasete küs ve siyasetten kaçmak isteyen bir kişilikle beraber olmuştum. Biliyorsunuz bundan bir kısa süre önce bir Yeni Türkiye Partisi serüveni de ortaya çıktı. Tırnak içerisindeki solun geneline yayılmış bir milliyetçilik var ya işte... DSP'nin tabanı zaten o semptomları o zamandan gösteriyordu. 2002 seçimlerine doğru Demokratik Sol Parti'de ki iktidar partisiydi, kopmalar yaşandı. Çok sayıda milletvekili ayrıldı ve yeni bir parti kuruldu. İsmail Cem'le konuşuldu. O bizleri davet etti. Aydın Güven Gürkan'ı da davet etti özellikle. Ve biz de belki bu aradığımız parti oluşabilir diye düşündük. Katiyetle istemedi YTP'ye girmek. Ama ben de çok büyük baskı yapınca hiçbir çıkış yolu kalmadı. Yani hem ailesi, yakınları, kızı, işte diğer aile fertleri, kardeşleri. Ben baktı ki yani bir abluk altında partiye girdik, çıktık ve uçağa binip derhal kaçtık Ankara'dan. Yani bir partiye yeniden, siyasete yeniden dönüş süreci öyle olmazdı ve olmamalıydı. Ben çok ısrar ettim. Gel işte bilmem genel başkan yardımcısı ol. Genel başkan ol, ne istersen ol, yani şey yap, neyi istiyorsan diye. Hayır dedim, üye olarak kalacağım dedi. Sayın Genel Başkanımı kürsüye davet etmekteyim. Sağ olun. Ancak sol unsurların kendi aralarında işbirliğinin sağlanması yollarının da henüz bütün kapanmış olduğunu düşünmek istemiyorum. Son CHP kurultayında böyle hüngür hüngür ağladığını hatırlıyorum. Hatta o kurultaydan iki gün sonra mesela hastalığının bütün kan değerlerinin çok bozulduğunu dehşetle doktorla izledik ve doktorun kulağına dedim ki evet iki gün önce CHP kurultayı vardı. CHP klasik bir merkez demokrat parti olsun ama CHP'nin dışında bir sol parti kurulsun ya da güçlendirilsin. Böyle düşünceleri vardı. İşte bu düşünceleri savuna savuna da hayatının işte son dönemini yaşadı. Babam disiplinli bir babaydı. Prensipleri olan bir babaydı. Benim entelektüel gelişimime çok önem veren bir babaydı. Bir otorite motifi vardı. Ona tabii çok çok alışmış yani. Zaman zaman beni o otorite motifi çok rahatsız eder ve derdim ki bak burası ne meclis, ne üniversite. Burada gayet demokratik kadın erkek ilişkisi yaşıyoruz. Bir kere hayır dediği zaman o her zaman hayırdı. Yani bir şey sorarken mutlaka çok düzgün cümlelerle bir kere sorma şansınız var. Çünkü bir daha asla o evet olmazdı. Sade insanlarla ilişkisi beni hep çok çarpardı. Çok müthiş bir sevgi çemberi içinde yaşadığını görürdüm. Müthiş bir Kemal Sunal hayranıydı. Onun filmlerini çok severdi. Son dönemlerimizde bir yere gittiğimiz zaman konu bir anda siyaset oluyordu. Dolayısıyla babamı evet siyasette çok paylaşmak zorunda kaldım. Onun yüreğiyle dili arasında hemen hemen mesafe yoktur. Yani konuştuğu zaman zannedersiniz ki kalbinin atışlarıdır. Ondan öğrendiğimiz şeyler vardı. Bütün milletvekili arkadaşlarım için de bu böyle. Sevinçlerini belli eden, acılarını belli eden, üzüntülerini belli eden bir insandı. Kolay kırılırdı hocam. Bir siyasetçiden beklenmeyecek ölçüde kırılgan bir yapısı vardı. Siyaset aygına göre değildi, uygun değildi. Çabuk kırılırdı. O bu tarafında bir yerde bir yara açardı. Sürdürmezlerdi zaten Aydın'ı. Küserdi. Çeşitli insanlara, çeşitli zamanlarda küserdi. Sonra hiç beklenmedik bir zamanda ya bir mektup yazardı, ya bir telefon açardı, ya bir şey. Ve çok inatçı bir adamdı, korkunç inatçıydı.
İlk zamanlar küserdi ve 48 saat 3 gün falan konuşmazdı. Sonra derdim ki bak bu iş böyle gitmez. Bu küslükler en fazla 1 saat 2 saat sürecek. O konuda da çok müthiş bir performans gösterdi hakikaten. Siyasi ortamda yaşadığı kırgınlıkları da hiç eve taşımazdı eğer tabir caizse. Hiçbir şekilde onları fark ettirmez, tartışmaz, şikayette de bulunmazdı. Siyasetçi arkadaşları geldiği zaman ben de bir talebe gibi hazır ola geçip bir köşeye silip onun hangi konuda ne düşündüğünü ancak o zaman dinleme şansını yakalıyordum. O bir süre böyle ben küsüp aramayınca ya da zaman zaman telefonlarına çıkmayınca bıktım senden derdi. Senin şu küsme huyunu öldürecek beni. Ama çok müthiş bir gönül hırsızıydı. Ne oldu ya filan dedim. Ya Ercüment bu sefer vurdu beni galiba dedi. Sanki uzun bir seyahate çıkacakmış gibi hayatı ve herkesi öyle kurguladı. Ve etrafındaki insanlara da şunu anlattı ki bu bir yol kazasıdır ve herkesin başına gelecek. Ve ben de gerçekten bu sözümün arkasında iyi durduğumu zannediyorum. Hiç son güne kadar karşısında hiç ağlamadım. Nerelerde neler gördü onları çok iyi bilemiyorum. Ama sonunda hayır artık ben bunu yüklenip tek başıma savaşıp beceremeyeceğim dedi ve vasiyet gibi bir şey yapmadı. Arkasında aslında belge de bırakmak istemedi hiç. Yani çok istediler onunla konuşmak, belgeseller yapılması, kitaplar yazılması, işte onunla uzun söyleşiler yapılması. Bir tür her şeyi reddetti. Yani çok fazla iz bırakmak istemedi galiba. İz bile bırakmak istemedi. Çünkü ben çok inanıyorum. Oturuyordur mutlaka yazmak üzere. Bir süre sonra yaşadıklarının acısı çok canlıydı. Çok hisseden birisiydi çünkü. Ben şuna çok inanıyorum. Aydın Güven Gürkan'ın canı acırdı. Böyle gariban, çekimser kalan insanlara sarılır. Benim gibi kokuyorsun, niye uzak duruyorsun derdi. Bir şey ikram edersiniz, yer ve öyle bir tepkide bulunur ki bir peynir yer, şahane, harika, nereden aldın Elçin falan. Zannedersiniz ki ilk defa peynir yiyor. Emniyet koruma görevlisi verir ve hocam çağırırdı, kağıdını imzalardı. Hadi evladım git çocuklarının yanına, bugün izinlisin derdi. İnsan, insan gibi insan derler ya, o neymişti Aydın'da gördüm ben onu. Bir yalnız yanı vardı, yani kalabalıklar içinde bir yalnız yanı vardı. Kırılgandı tabii ki, kırılgandı. Yani ilk kırılgandı. Yani insanın önce duyar algıları çalışmalıdır. Yani duyar algılarınız kesilmişse çok oyuna gelirsiniz, hata edersiniz yani. Hayatının son döneminde de oldukça mutlu yaşadı. Hiç olmazsa kendine vakit ayırdı ama ben 25 yıllık tanıdığım süre içinde kendine vakit ayırdığı dönem sadece son 5 yıldır. Böyle bir çocuğu yaşamıştır Anadolu'nun Türkiye'de. İyi izler bırakmıştır doğrusu. Ben hala ölmeden bir siyasal süreçte onun özlemleri, söyledikleri, inandıkları şeyleri, hayata geçirmeye çabalayan insanların